Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Kışın bu soğuk günlerine yakışır, evinizi mis gibi tarçın, çörek ve şeker kokularına bezeyeceğimiz muazzam bir tarçınlı çörek yapıyoruz. Üzerindeki peynirli tereyağlı sosu zaten başka bir boyutta. Hemen başlayıp yapmak istiyorum. Siz öncesinde bize abone olun, zile de basın. Ben de başlayayım. İşe hamurla başlıyoruz çünkü hamurumuz mayalı bir hamur. Ocakta biraz ılıttığımız bir süt var, onu kaba alıyoruz. Süt ne kadar ılık olacak derseniz böyle parmağını soktuğunuzda gerçekten hiçbir böyle fazla sıcaklık hissetmeyeceksiniz. Üzerine şekeri, yumurtayı koyup biraz da maya ekliyoruz. Eğer kuru maya kullanıyorsanız bir paket, eğer yaş maya kullanıyorsanız da yarım paket maya kullanmanız yeterli olacaktır. Yaş mayanın aktive olması için birazcık daha fazla beklemeniz lazım. Kuru mayada 1-2 dakika beklemeniz kafi. Hafifçe aktive olan karışıma tereyağımızı ekliyoruz. Hafifçe karıştırıyoruz. Üzerine yavaş yavaş un eklemeye başlıyoruz. Ta ki böyle tabandan hafifçe kalkabilen, uzayan bir hamur elde edene kadar un ekleyeceğiz. Sonrasında bir 5-10 dakika boyunca o hamuru kabın içerisinde güzel güzel çeke çeke yoğuruyoruz. Hamurumuz hafifçe ele yapışan bir hamur. Hiç merak etmeyin. Sonrasında gayet kolay çıkacaktır. Aynen o şekilde kabın içerisine bırakın. Kabın üzerine güzelce örtün ve yaklaşık 1 saat boyunca mayalayın. Mayalanan hamurumuzu yağlanmış tezgahın üzerine alıyoruz. Burada tezgahı yağlamak çok önemli. Hatta ellerinizi de birazcık yağlayın ki hamur yapışmasın. Sonrasında çeke çeke hamuru yaydırın. Merdanenizi de güzelce yağlayın. Ve hamurunuza dikdörtgen bir şekil verin. Kalınlığı da şöyle yarım santim kalınlığında olsun. Köşeleri de eşit olmasına özen gösterin. Oda sıcaklığındaki yumuşak tereyağı hamurumuzun üzerine güzelce sürüyoruz. Tereyağın üzerine bolca toz şeker serpiyoruz. Şekerin üzerine de bolca tarçın. Hamurumuzun uç kısmında güzel bir boşluk bırakmayı unutmayın. Sonrasında hamuru kendinize yakın olan taraftan karşı tarafa doğru yavaş yavaş yuvarlayarak katlayın. Sıkıca katladığınız hamurdan yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında parçalar kesin ve onu bir tepsiye arasında boşluk kalacak şekilde yerleştirin. Yerleştirdiğiniz hamurların da üzerini kapatın. Yaklaşık 20-25 dakika tepsiye güzelce yerleşmeleri için oda sıcaklığında bekletin. Mayalanan hamurlarınızı 180 derecelik sıcak fırında 20 dakika pişirin. Güzelce kızarmış ve kabarmış olan çöreklerimizi fırından çıkartın ve hafifçe ılınması için kenara bırakın. Biz de orada şahane bir krema yapalım. Labne ve yumuşak tereyağını güzelce çırpın. Üzerine bolca pudra şekeri ekleyeceğiz. Onu yavaş yavaş bu karışıma yedirin. Arada yaklaşık bir paket kadar da vanilin ekledim.
güzelce bir akışkan kıvamlı, şahane bir krema oldu. Hafifçe ılınmış olan çöreklerimizin üzerine kremayı bolca döküyoruz. Acayip güzel kokuyor. Tarçın, şeker kokusu karıştı. Tamamdır. Yani benim aklım yerinden uçtu. Ben hemen bir parça koparmak istiyorum. Şu ortadaki tabii ki parça en büyük parçalardan. Şunu direkt böyle ellerinizle kopara kopara. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben bunu yerim. İnanılmaz güzel. Şeker oranı gerçekten komaya sokabilecek düzeyde. Ama bundan bir parça yiyip yanında güzel bir kahve içtiğin zaman keyfinize diyecek yok. Bunu mutlaka deneyin. Videoyu da mutlaka beğenin. Bizi takip etmeyi, aynı zamanda Instagram'dan ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.